Başladım. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Cuma geceniz hakkınızda mübarek olsun, hakkımızda mübarek olsun cümlemizin ve cümle ehli sünnet aleminin. Hoş geldiniz. Bugün yine bir psikolog, bir imam programında sizlerle birlikteyiz. Şimdi Muharrem hocam. İnşallah. Bugün biraz daha farklı bir konu işleyeceğiz. Bugüne kadar genelde reddiyeler üzerinde durduk. Çok da önemliydi. Evet. Hocamız geldi. Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Her cuma. Evet. Ya sesim biraz böyle gelip gidiyor, biliyor musun? Muhtemelen bağlantıyla alakalı. Abi. Evet ya, şu anda mesela sen konuştuğunu kendini duyarsın tabii. Kendi konuştuğun için. Ama şimdi biraz daha, yani zaten hiç duymuyor değilim ama bazen hani önemli şeyler söylediğin o kısımlar bazen kaçıyor. O zaman ben biraz konuşacağım. Yani kayıtta da öyle olduğunu fark ettim bu geçenki sohbetimizde. Yazık oluyor ama bende öyle olmuyor. Niye anlamadım. Şeyle konuşmuyorsun değil mi hocam, meka mikrofonuyla? Yok. Bu o şeyde de jack girişi yok, o yüzden onu kullanamıyorum. Allah Allah. Şey, mikrofonu alta geliyor hocam şimdi. Belki ondan kaybı olabilir. Ama ben yüksek sesle konuşurum. Eğer öyleyse o zaman telefonu biraz böyle yukarıda tutabiliyor musun? Ben öyle sabitledim. Peki. Şimdi bugün geçmiş programlara göre biraz daha farklı bir program olacak. Daha psikolojiye odaklı, daha psikolojiyi temel alan bir konuşma yapacağız inşallah. Tabii erteleme davranışı günümüzün çok sık yaşanan, çok sık duyduğumuz bir sorunu. Her kesimden, her insanda bunu görebiliyoruz, ertelemeciliği. İrade üzerine konuşacağız. Bir istikrarsızlık dedik ama iradeyi aslında orada daha temel alalım. Ve tabii tembellik, tembellik davranışı. Bu üçü zaten birbirleriyle de bağlantılı şeyler. Bunların üzerinde duracağız inşallah rahman. Bu söylediklerin hepsi bende de var hocam. Tembellik de var. Bir Müslüman olarak itiraf edeyim. Belki iş disiplin noktasında bir disiplinsizlik de var. Sadece dünyevi olarak söylemiyorum bunu. Yani sadece işte işe gidemiyorum, gelemiyorum, dersimi, ödevimi çalışamıyorum, KPSS sınavına hazırlanamıyorum olarak değil. Mesela diyelim bugün Müslüman kardeşlerimizin hepsi bilir ki bizim camianın insanların hepsinin hafızlığı yarım, yani hafızlık yolculuğu yarım kalanların mesela 20 senedir bitmeyi bekleyen yolculuğu vardır mesela. Mesela biliyorsunuz, ben daha önce de söylemiştim, işte ben hasbelkader yapmaya çalışıyorum, devam ediyorum. Evet, Rabbim muvaffak etsin. Uhrevi noktalarda da tembellik var. Bazı kardeşlerimize şimdi doğru söylüyorsun diyecek. Sabah namazına kalkamayan kardeşler de var. Şimdi tembellik deyince sadece dünya olarak düşünmeyelim de hocam. Hani kardeşlerim söylüyorum. Hem dünya hem ahiret için. Bilinç oluşturmak adına. Çünkü biz buradan çalışmalarımızın içinde. Evet, hiç kimse bu dünyada çalışmasının karşılığını
cennet olarak alamıyor. Allahü Teala'nın lütfu olması gerekiyor. Sen de mi ya Resulallah? Sen de mi karşılığıyla gidemezsin? Evet, ben de gidemem. Ben de Allah'ın lütfuyla gideceğim diyor. Evet. Ama diyor ki biz yine çalışacağız. Çok çalışacağız. Resulullah Efendimiz en çok çalıştı. Ondan sonra Ebu Bekir Efendimiz en çok çalışanlar arasında. Hazreti Ömer Efendimiz hiç tembellik yapmamış. Biz de şimdi senden hem dünyevi hem uhrevi olarak çalışmak, disiplin, tembellik günümüzün, çağımızın hastalığı. İstiyoruz ki bize bunlardan bir şeyler anlat da biz de böyle çalışkan insanlar olalım. Bir heveslenelim. Heveslenelim hocam ya. Bizi heveslendir. Şimdi böyle deyince de biraz da endişelendim. Yani büyük bir sorumluluk bu. Bir kere belki beni biraz böyle takip eden işte izleyicilerimiz varsa bir süredir takip eden psikologluğuma dair, bu yaklaşımıma dair biraz farkındalık kazanmışlardır. Ben çok böyle pratik öneriler, yöntemler, taktikler vermekten çok hoşlanan ve buna da çok inanan biri değilim. Yani işe yaradığına inanmam. Taktiklerin, yöntemlerin vesaire. Mesela şimdi böyle programlar yaptığım zaman veya böyle paylaşımlar yaptığım zaman genelde farkındalık oluşturmaya yönelik paylaşımları ben daha çok tercih ederim. Farkındalık, içgörü, işte kişiyi biraz tefekküre yönlendirecek, biraz düşündürecek şeyler. Şimdi öyle zamanlarda da şöyle bir eleştiriyle karşılaşırım. Ya işte herkes zaten işte ne bileyim sebebi söylüyor da işte yöntem söylemiyor. İşte nasıl bunu aşacağımızı söylemiyor. Ne yapacağımızı söylemiyor diye eleştirirler. Hatta biraz daha ilerletirsek bunu. Sık sık bana gelen sorularda takipçilerim, kardeşlerim hani lütfediyorlar. Sorunlarını anlatıyorlar bazen. Tabii özetle istiyorum. Hepsini birden çok uzun yazarlarsa okuyamıyorum. Ama orada da hemen çözüm bekliyorlar. Yani hep aslında çözüm odaklıyız. Çözüm, çözüm, çözüm. Hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım. Böyle bir yönelimimiz var. Şimdi bugün bu programda belki bütün kafanızdaki sorulara işaret cevap olmayacak, soru işaretlerine cevap olmayacak. Belki bir anda bütün o erteleme halinizi de ortadan kaldırmayacak. Ama bunu bir başlangıç ya da bir o serüveninizde, o yolculuğunuzda bir durak olarak değerlendirin. Ve bunun üzerinden gidelim inşallah. Şimdi ilk önce o zaman tabii insanı konuşmak lazım. İnsan biyopsikososyal ekonomik bir varlık. Yani birçok yanı var. Sadece tek bir şeyden oluşmuyor. Tek bir içerikten oluşmuyor. O yüzden çok kompleks, çok komplike bir de bir varlık. Şimdi hepsinin de tabii bir etkileşimi var. İnsanda tabii biz psikososyal tarafına daha çok bugün odaklanacağız. O zaman insanın tabii burada nelere ihtiyacı olduğunu konuşarak başlayalım. Nelere ihtiyacı var insanın, onu konuşarak başlayalım. Eski psikologlardan, ünlü psikologlardan Maslow var. Maslow, bunun ihtiyaçlar piramidi dediği bir sistem var. İhtiyaçlar piramidi. Şimdi isterse şeyler, takipçiler hemen hemen isterlerse bir şöyle internete Google'a baksınlar. İhtiyaçlar piramidi nedir diye. Şimdi burada bu piramidin en alt kısmında, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bu piramit insanın ihtiyaçlarının hiyerarşik olarak düzenlendiği bir piramit. Yani Maslow isimli bu psikolog insan neye ihtiyaç hisseder, insan neye ihtiyaç duyar, bunu hiyerarşik bir yapıda düzenlemiş. Diyor ki hocam, ilk önce insan fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. İşte yeme, içme vesaire. Bunlar olmadan sonraki ihtiyaçlarına dönüp bakmaz der. Yemeden, içmeden sonraki ihtiyaçlarına bakmaz. Yani şunun gibi, aç bir insan üniversite sınavına çalışmaz. Evet. İlk önce o açlığını giderecek. O susuzluğunu giderecek. Çünkü ölüm kalım meselesidir bu. Yani aç kalırsa
ölür. Belli bir yerden sonra. Bunu hallettikten sonra ancak bir üst basamağa geçer der. Sanki bir merdiven yapısı gibi düşünelim bunu. Bunu hallettikten sonra bir üst basamağa geçer. Bir üst basamak ne? Güvenlik, barınma ihtiyacı. İşte bir evi olacak, bir yeri olacak, bir yurdu olacak. Yiyecek, içecek ilk önce. Ondan sonra yeri yurdu olacak bu kişinin. Bunun peşine düşecek ondan sonra. Peki evini de buldu. Yerini yurdunu da sağladı. Bir sonraki aşama ne? Bir sonraki aşama ait olma, sevme ve sevilme ihtiyacından bahseder Maslow. Bir topluma, bir gruba ait olmak, sevmek ve sevilmek ihtiyacından bahseder. Bu tamamlanmadan der, bir sonraki aşamaya geçilmez. Şimdi benim en önemsediğim şu anda bu derste de, bu oturumda da daha üzerinde duracağım ihtiyacımız bu. Sevme, sevilme ve ait olma ihtiyacı. Şimdi alt basamakları konuştuğumuzda onlar hallolmadan bir üste çıkamıyorduk ya. Aklına yattı mı hocam? Mantıklı mı? Mantıklı. Bu tespitler? Mantıklı değil mi? Yemeden içmeden, işte ne bileyim, karnını doyurmadan, ondan sonra işte su ihtiyacını gidermeden insan başka bir şeye bakamaz. Hiçbir şeyle ilgilenemez. Sonra bir üste çıktı. Güvenlik ihtiyacını aradı, taradı. Bunu da halletti. Ondan sonra da artık sevme, sevilmeyi aramaya başladı. Sevme, sevilmeyi aramaya başladı. Ve ait olmayı istedi. Bir grup olsun, bir ev olsun, bir evlilik olsun, yuva olsun bak mesela. Hani toplumumuzda şu vardır ya hocam. Oğlumun işi var. İşte ne bileyim bir askerden de geldi. Evi de var. Artık işte hani bir hanım arayalım. Nedir bu işte? Evet. Hani yemesini içmesini sağlayacak. Allah'ın izniyle tabii. Barındırır. Yemesini içmesini. Barınmasını da az çok halletti. Ne yapacak o zaman? Şimdi artık sevme, sevilme ve ait olma ihtiyacını gidermesi gerek. Peki işte toplumumuzda veya sadece toplumumuz değil, kendimize vurmayalım. Günümüzdeki insanın en büyük sorun yaşadığı yer burası. Bir yere ait olma ve sevme, sevilme. Biz bunu karşılayamadığımız zaman bir üst aşamaya geçmekte sorun yaşarız. Veya diyelim ki geçtik, alt basamak yine gittiği zaman alt basamağa inmek zorundayız. Doğru. Mesela adam doktor oldu. O evi var, arabası var, işte her şeyi diyelim ki var. Bir savaş çıktı. Şimdi Ukrayna. Evet. Adam hemen en alt basamağa indi belki de. En alt basamağa. 99 depremi de böyle olmuştu. Ya. Evet. Ya. Güzel bir örnek. Rabbim İslam üzere ölmeyi nasip etsin cümlemize. İslam üzere yaşayıp İslam üzere ölmeyi nasip etsin. Bu arada bu tabi Bartın'daki, Amasra'daki işte madenci kardeşlerimizi de Rabbim affıyla muamele etsin. Abi. Lütfuyla muamele etsin. Hocam sesin gidip geliyor ya. Bu ben sana hani şey konuşuyorum ben seni bölmemek için. Yoksa şey ben de dua ettim onlara. Yok yok Allah razı olsun da sesin gelip gidiyor. Niye böyle oluyor? Şu an iyi mi? Şeye soralım mı seyircimize? Yani onlar daha net şey yaparlar. Muharrem Hoca'nın sesi gidip geliyor mu? Dese Muharrem Hoca hiç konuşmadı. sesim geliyor mu? Hocam kimse bir şey yazmıyor demek ki. Demek ki bir sıkıntı. Tamam mı hocam? Ses iyi diyor. Evet iyi. Evet ses iyi. Ses iyi de gidip geliyor. Gidip geliyor yani. Ses de kötü değil. Hocamızın sesi zaten maşallah iyi. Maşallah. Allah ama kesiliyor. Peki. Evet gidip geliyor diyor bak mesela. Şimdi şöyle bunu hallettik. Şimdi sevme ve sevilme meselesinden sorun oluşuyor. Çünkü bir üst basamak yani sevme ve sevilmeden sonraki bir üst basamak hocam
değer ihtiyacı, başarı ihtiyacı, prestij ihtiyacı. Zaten prestij ve başarı ve değer ihtiyacı da, o saygı ihtiyacı da neyle alakalı? Aslında çalışmakla alakalı, iradeyle alakalı, işte tembel olmamakla, disiplinle alakalı. disiplinle alakalı. İşte bak, şimdi bu piramit bize bir yol gösterecek. İnşallah. Bu piramide yol gösterecek. Üst basamağa geçmemiz için alt basamaktaki sıkıntılarımızı halletmemiz gerekiyor. Şimdi sevme ve sevilme ihtiyacı o halde aslında. Bir, ilişkilerimiz ne durumda? Toplumsal ilişkilerimiz, işte aile, eşimizle ilişkilerimiz, çoluk çocuk ilişkileri, komşumuzla ilişkilerimiz. Ne diyorsun hocam, ne durumdayız? İlişkilerimiz iyi değil. Evet. Aslında hatta ben 38 yaşındayım. Zaman zaman yani böyle sohbet aralarında şey olurdu. Akrabalar şöyle falan, akrabalar böyle, akrabalar birbirlerine sıkıntı çıkartıyorlar falan. Şimdi gençler arasında şöyle videolar çıkıyor. En iyi akraba ölü akrabadır. Böyle videolar görüyoruz hocam. İşte veyahut da bayramda akrabalarıma giderim adlı videolar çekiyorlar ve işte orada çok kötü örnekler veriyorlar. İşte halbuki İslam akrabayı cuma günleri mesela bizim hep ezberi okuduğumuz Nahl suresinin 90. ayeti kerimesinde Allahu Teala akrabayı görüp gözetmeyi emreder diyor. Mesela akrabalarımız iyi değil hocam. Evet. Bağlarımız demek ki birbirimizde sevgi noktasında da problemlerimiz var demek. Evet. Şimdi bu bağlarımızdaki zayıflık, bu sevgi ihtiyacımızın karşılanmıyor oluşu veya istikrarlı bir şekilde karşılanmıyor oluşu veya bizim o sevgi ihtiyacımızı istikrarlı bir şekilde karşılayamıyor oluşumuz, onu hissedemiyor oluşumuz aslında bir şekilde bağlarımızın da zayıflamasına, insanlarla ilişkilerimizin zayıflamasına de sebep oluyor. Ve bu hani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan, birbirini besleyen aslında bir kısır bir döngüye, fasit bir çembere sebep oluyor. Şimdi aslında burada insanlardan bu uzaklık, bu uzaklaşma ve biraz da belki de yalnızlaşma süreci beraberinde de zaten bir anlamsızlığı, bir boşluğu da getiriyor. Şimdi burada o halde iradenin gelişimine bir dönüp bakalım. Çünkü sevgi ihtiyacı deyince tabii ki ilk aklımıza gelecek yer yine aile. Evet. Yani anne, baba, çocuk. Anne, baba, çocuk. Annenin önemini artık herkes biliyor. Yani psikolojinin en popüler, en sevilen, hemen böyle terapi falan denilince çocukluğumuza mı gideceğiz falan diye dalga geçilen, gülünen konusudur aile meselesi. Ve annenin, yani bakıcının, biz bakıcı diyoruz ama tabii bizim için anne o. Hani bazı çocukların bakıcısı annesi yoktur. Evet. Bir şekilde annesizdir. Onun yerine bir bakıcı vardır. Bu anneanne olabilir, bu teyze olabilir, işte profesyonel bir bakıcı olabilir. Genelde bu daha düşük bir ihtimal. Bir şekilde annenin yerini tutan kişi, biz anne diyelim. Anne ile çocuğun tabii ki ilişkisindeki ilk o süreç, yani ait olma ve sevgi ihtiyacının ilk karşılanacağı yer, anne ile olan süreç. Şimdi bunları niye konuşuyoruz? Çünkü erteleme, irade ve tembellik meseleleri yetişkinliğin meselesi gibi görünüyor. Yetişkinliğe nereden geliyoruz? Çocuk. Yetişkinliğe tabii çocukluktan geliyoruz. Şimdi bunu hocam mesela bir bina gibi düşünebilirsin. Bir binanın nesi var? Mesela temeli var. Evet. Şimdi temeli sağlam atıldığı zaman, kolonları vesaire böyle düzgün bir şekilde atıldığı zaman o binayı istediğin gibi süsle sonrasında.
şurasına ahşap yap, burasına oyma yap, burasına taş kagir yap, şu tarafına beton dök. Temeli yapısı sağlam olduktan sonra üzerine koyduğunu taşır. Temel, işte orada temel anneyle olan ilişki süreci. Bir insanın temeli orada atılıyor. Ve ilginçtir hocam. Bundan mesela bahsettiğim zaman anneler kızıyor. Neden hocam? Bu enteresan. Ben onu bilmiyorum. Niye? Çünkü sorumluluk. Öyle mi? Tabii. Yani şöyle, ya her şeyi annene vurdunuz. Her şey annelerine. Annelere Allah kahretsine geliyor yani mod. Babaların hiç bir şeyi yok mu diyeceksin? Oraya geliyor mesele. Yani bu anneleri siz de gömdünüz. Bu annelerden ne alıp veremediğiniz var. Yeter artık anneler falan. Aslında bu sorumluluk kaygı da oluşturuyor hocam. Konunun ilerleyen kısımlarında sorumluluğun kaygısından zaten bahsedeceğim. Ama bir yük gibi görmeye başlayabiliyor demek ki insanlar bu süreci. Bir yük gibi. Uzunca bir süreç tabii. Evet, yani annelik özellikle ilk 5 yıl. İlk 5 yıl diyelim. Sonrasında tabii yine önemli ama ilk 5 yılda daha çocuğun bütün o işte temelinin kolonlarının atıldığı, hani örneğimizdeki o binanın yapılanması gibi. Şimdi oysa ki annelik de ne kadar kutsal bir mesele dinimizde de mesela. Evet. Cennet annelerimizin ayağı altında mesela bizim. Evet. Manevi olarak cennet bir insanın şehit de olsa, peygamber de olsa yani ödüllendirilebileceği bir yer. Çok iyi, çok kaliteli. Allah'ın gerçekten güzel, bu güzel yarattığı. Yani evet, ben bunu bir ödül olarak size verebilirim. İçinde de başka ödüller de var dediği bir yeri getiriyor. İnsanın, özellikle annenin ayağının altına koyuyor. Tabii bu manevi. Demek ki manevi. Evet. Demek ki anneler burada çok ciddi, çok önemli, çok kutsal bir şey yapıyorlar. Evet. Her saniyeleri ibadet oluyor, değil mi hocam? Her saniyeleri. Evet. İşte ben de bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Bu anneleri kötülemek veya onları bir töhmet altına koymak, sorumluluk altında hani ağır bir yükün altına sokmaya çalışmak değil aslında. Ne kadar değerli olduklarını göstermek. Çünkü bir değersizlik veba gibi şu anda salgın yayılmış durumda. İnsanlar kendi değerinin farkında değil, insanlar yaptığının değerinin farkında değil. Böyle bir şey var, bir korku, bir üzüntü hali var aslında toplumda. Bunun tam tersini anlatmak gerek. Anneliğin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anlatmak gerek. Toplumda şu anda hocam, siz daha iyi bileceksiniz bunu işiniz gereği. Kadınlar arasında sen ne iş yapıyorsun deyince, ben mimarım, işte yüksek mühendisim, doktorum, ev hanımıyım demek biraz şey oluyor. Evet. Matah görülmeyen, küçük görülen. Utanılan bir şeymiş gibi. Evet, utana sıkıla böyle işte ev hanımıyım ama çalışacağım, hani birkaç sene ara verdim gibi. Hani böyle. Halbuki bütün onların tamamından üstün olması. Yani bir tweet görmüştüm hocam. Şey diyordu. Anneler böyle bir ortamda göğsünü gere gere ev hanımıyım diye. Üstüne basa basa. Ben anneyim, çocuk yetiştiriyorum. Mesleğim bu. Evet. Bir insan yetiştiriyorum topluma deyin diye bir tweet görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Üstüne basa basa deyin diyor ama. Hı hı. Şimdi bir çocuk yetiştirmek ümmete, mesela şimdi niyetler, ameller niyetlere göredir. Şimdi sen çocuk yetiştiriyorsun, evet, ama mesela bir şey yapamadım, ilim tahsil edemedim, işte belki o sırada hafızlığımı, belki hocalığımı yapardım, belki işte ilahiyat okurdum, belki bir şeyler, belki iş yapardım, mesela böyle söylemler oluyor. Veya çocuk olmasa belki iki rekat daha nafile kılardım. Ya neyle neyi takas ediyorsun? Tamam, iyi güzel, ama çocuk yetiştirmek çok farklı bir iş.
Çocuk yetiştirmek çok farklı bir şey. Ama işte burada bunu galiba işte biraz da nefis meselesi işin içine giriyor ve biraz da dediğiniz gibi hocam aslında değersizleştiriliyor annelik. Peki şimdi diğer bir taraftan peki çok zor bir şey mi annelik? Çok zor bir şey mi? Bir tarafıyla zor yani önemli. Ama diğer bir tarafıyla da aslında belki anneler çok severler. Winnicott var, bir Fransız psikolog, çocuk psikoloğu. Mesela onun bir kavramı var. Çok nasıl diyelim? Işık tutacak bize diye düşünüyorum. Yeterince iyi anneden bahseder Winnicott. Yani mükemmel anneden değil de, tamam mı? Good enough mother diye geçer. Good enough mother. Yani olabildiğince iyi anne. Olabildiğince iyi anne. İşin sırrı bu. Olabildiğince iyi olabilmek. Mükemmel olmaya gerek yok. Annelerin yaşadığı kaygı galiba burada. İşte çocuğuma şöyle davrandım, ne yapacağım şimdi? Ondan sonra böyle davrandım, ne yapacağım şimdi? İşte ona kötü yaptım, iyi yetiştiremeyecek miyim? Ne olacak? Bir telaş hali, bir korku hali. Oysa ki olabildiğince iyi annelikte hatalar da var tabii ki, ama hemen tekrar geri dönmek var. Yani Allah Teala'nın bize buyurduğu, hani kullarım günah işlediyseniz tövbe edin, hemen geri dönün. Evet. Buna benzetiyorum ben. Şimdi mesela sorarım bazen seanslarda, böyle ümitsizliğe kapılmış, umutsuzluk yaşayan hastalarıma sorarım. Mesela özellikle erkekse, kadınsa belki hani bu örnek çok uygun olmaz. Diyelim ki diyorum, arabada gidiyorsun, araba kullanmayı biliyor musun? Biliyorum. Gidiyorsun, bir virajdan böyle geçerken biraz hızlı girdin, toparlayamadın, araba savruldu, uçuruma doğru gidiyorsun. Mesela. Ne yaparsın diyorum, direksiyonu bırakıp bağırmaya mı başlarsın? Yok hocam, ya yok Serhat Bey diyor, olur mu? Olabildiği yerden direksiyonu kavrarım tekrar. Olabildiği yerden hemen kurtarmaya çalışırım. İşin sırrı bu. Yakaladığın yerden hemen tekrar arabayı yoluna sokmaya çalışmak. Bu olabildiğince iyi bir ebeveynlik olmuş oluyor. Evet. Good enough mother. Yani olabildiğince iyi anne. Tabii yine bu şu demek değil. Sen yat aşağı. Ondan sonra annelerimizden, babalarımızdan ne gördük biz? Bir şey söyleyeyim. Bizimkilerde de. De kalmasın. Annelik zor mu dedin ya, altta da yazıyorlar ya hocam, dikkat Ha. çekiyorlar. Şimdi benim hanımım da izliyor. Ne dememi bekliyorsun hocam? Yani ne dememi bekliyordun ki yani? Annelik çok zor. Bunu söylemiş olayım da hocam. Ben hani bu soruna cevap... Üstünden sorumluluğu atayım mı diyorsun? Tamam. Annelik gerçekten zor. Ha, hakikaten zor ya. Zor tabii. Zor. Zor, cennet cennet Orada ben bedava hani değil hocam. sükut etmiş olmayı istemem yani. Tamam. Tabii aynı evde yaşıyorsun. Şimdi şöyle bir şey, yani tabii cennet bedava değil, cennet kolay değil. Evet. Evet, bir zorluğu var. Ama bu söylediğim olabildiğince iyi anneliğin şu tarafı da yok. Hani biz atalarımızdan şöyle gördük. Ne olacak? İşte vururum şeyi, fiskeyi. Ondan sonra ne mi? Bağırırım, çağırırım. Hem anayım, hem döverim, hem severim, hem söverim. Ne olacak? Ya da hem babayım, yani aynı hani bu anlamıyla bakarsak. Ama ben kendimi hiç geliştirmeyeyim. Böyle de değil. Böyle. Tabii ki kendini geliştirmeye bak. Ama çocuklarda şey değil, sırça kadeh değil, hemen düşüp kırılmaz. Bunu da hani bir şekilde toparlamaya odaklanmakta fayda var. Şimdi niye buraya girdik? Şimdi anne tamam çocuğuyla bir bağlanma gerçekleştirebildi, çocuğuna sevgiyi verebildi, koşulsuz sevgiyi verebildi elinden geldiğince. Yargılamadı, işte örselemedi, itmedi, kakmadı diyelim. Burada bir diğer şey de, eğer yapabiliyorlarsa kardeşlerimiz süt emzirmeyi, çocuklarını emzirmeyi 2 yıla tamamlasınlar. Bu da çok önemli. Önemli.
Allah Teala'nın çocuğun hakkı olarak buyurduğu değil mi hocam? Yani çocuğun hakkı 2 yıl. Evet. 2 yıl emmek. Bunu da yapabilirlerse hani tabii ki Allah Teala ne murad ettiyse, bazısının hastalık oluyor, bazısının hani sütü gelmiyor falan, bunlar hani insanları üzmek için söylemiyorum. Bunlar imtihandır. Ama eğer yapabiliyorlarsa üşenmeden bu emzirmeye çok önem. Çünkü bebek sadece süt emmiyor, güven emiyor, sevgi emiyor, sıcaklık emiyor anne kucağında. Bağ Efendim yor. hocam. Evet. Tabii emzirirken abdestli olursa diyor, mesela emzirirken okursa Fatiha-i Şerife okusun, işte İhlas-ı Şerifler okusun, salavatlar getirsin. Bunlar çok güzel. Bunları yapsın. Çocuk o anne kucağındaki o sıcaklık, ten tene temas, anneye bakıyor, annenin saçıyla oynuyor, anne onu tutuyor, ona bakıyor, bir göz göze gelme hali var mesela. Bunlar bizim anlayamayacağımız şeyler hocam. Evet hocam. Bunlar bizim anlayamayacağımız şeyler. Allah-u Teala'nın lütfettiği annelere bence bir nimet bu. Tabii ki. Peki, şimdi baba orada peki ne yapıyor? Babanın meselesine. Babanın işi de çok önemli. Baba orada anneye yardımcı. Anneye yardımcı. Ne için yardımcı? Şöyle hocam gözünde canlandır. Bebek ve işte anne, diyelim ki o yakınlıklarında, bütün o kırılganlıklarında dış dünyadan gelebilecek etkenleri açıklar. Baba orada bir kalkan görevi görecek. Mesela işte rızka baba vesile oluyor genelde. Değil mi? Allah-u Teala'nın zaten görevlendirdiği erkek. Eve rızkın vesilesi o olacak. Dışarıdan gelebilecek işte meselelerde, müdahalelerde, ondan sonra işte sorunlarda, sıkıntılarda baba bunları göğüsleyecek. Babanın burada çok önemli bir görevi var. Anne ile bebeği aralarındaki o bağlantıyı başka dertleri olmadan yaşayabilmelerini sağlayacak. O konforu onlara sağlayacak. Aynen öyle. Kadının görevi çocuğu olacak. Çocuğun meselesi annesi olacak. Onların birbirlerine böyle o aşkını, o mutluluklarını, o ilişkilerini yaşamalarına bir ortam sağlayacak. Nerede hocam şimdi günümüzde nerede? Ne yazık ki sabah 5'te sabah namazına camiye giderken kadınlar otobüs duraklarında işe gitmek için Sıra bekliyorlar. sıra bekliyorlar. Sabah sabah çıkmışlar. O kadar üzülüyorum ki. Üzülüyorum. Bu kesinlikle kınamak değil. Yanlış anlaşılmasın. Üzülüyorum. Çocuklarını bırakmışlar muhtemelen. Hani bir kısmı evde. Bir şekilde işte geçim derdindeler. Yani bu bir kadına yapılabilecek en büyük zulümlerden birisidir. Evet. Kesinlikle kadının evde çocuğuyla olması gerek. Çocuğuyla olması gerek. Yani sosyal devletin de sosyal olmasının, sosyal devlet diyorsa kendine, anneyi evden dışarı çıkmak zorunda bırakmayacak. Evet. Çocuğun aslında biz hep anne baba hakkından bahsederiz ya hocam. Bir hak olarak. Aslında burada çocuğun da hakkı var. Tabii ki. Olmaz mı? O zaman da Şimdi anne baba hakka girmiş oluyor. yani çocuk, bilmiyorum hani böyle bir şey olacak mı, ama ahirette çocuk hakkını istese, bilmiyorum belki bütün devlet ricali, belki bizler bile o hakkın altına girer miyiz bilmiyorum. Korkarım böyle bir şeyden. Yani çocuk, ben anneme emecektim. Ben annemle bağlanacaktım. Ben annemle ilişkimi kuracaktım. Sizin düzeniniz yüzünden, sizin oluşturduğunuz kapitalist sistem yüzünden diye hakkını istese ne yapacağız? Evet, doğru. Hı. Allah'ım akıl fikir versin hepimize. Çok güzel. Zor iş bu. Bunlar zor iş. Sonra çocuk işte şöyle oldu, çocuk serseri oldu, çocuk bilmem ne oldu, çocuk uçtu kaçtı, çocuk şöyle oldu, milletin elinde kaldı. Bağımlılık noktasında. Tabii. Yani birçok mesele. Şimdi bu benim de çok düşündüğümde, yani konunun düşündüğüm tarafı değildi aslında. Konu laf lafı açıyor, oradan nerelere doğru gidiyor. Ama şimdi hocam burada baba
Baba evde sınırları temsil ediyor. Anne sevgiyi, anne sıcaklığı, anne duygusallığı, anne duyguları, anne şefkati, anne merhameti temsil ediyor çocuk için. Baba iradeyi, iktidarı, kuvveti, yönetimi ve sınırları temsil ediyor baba. Bunu temsil ediyor. Şimdi çocuğun o gelişiminde baba anneyle çocuğu korudu. Sonra çocuk belli bir yaşa gelmeye başladıktan sonra babaya yönelme ihtiyacı var. İçimizde bir sanki diyelim ki bir terazi var hocam. Terazide biliyorsun dengede denge mefhumu vardır. Evet. İki kefesi var. Bir kefede anne var. Evet. Bir kefede baba var diyelim. İç dengemizi sağlayacak olan şey anne ve babanın ağırlığının eşit olmasıdır. Bu bizim iç dengemizi sağlar. Bir psikoloğun çok beğendiğim bir sözü var. Şöyle diyor. Eğer baba babacık olursa anne anneciğim olur. Baba babacık olursa hani cık eki küçümsemedir Türkçemizde. Baba babacık olursa yani yok baba olursa hükmü olmayan baba olursa o zaman terazinin dengesi şaşar mı? Şaşar. O zaman annenin ehemmiyeti artar mı? Artar. O zaman anne anneciğim olur. Yani çocuğun bağımlı bir yapı haline gelmesine sebep olur. Çünkü baba kuvvetti, baba iktidardı, baba yönetimdi, baba istikrardı, baba sınırlardı. Bunlar olmayınca ne olacak? Bunlar olmayınca çocuğun iç dünyasında gelişecek bir baba figürü de yaralı olacak. İşte buradan başlıyor mesele. Yani bizim tembellik yol yani nasıl tembellik yapıyoruz, niçin tembellik yapıyoruz, neden iç disiplinimiz gelişmedi dediğimiz zaman bunu böyle Babamıza bugün hemen böyle bana bir hap gibi bir cümle söyle hocam. Ben onu yut bakacağız. ve çok çalışkan bir birey olayım değil. Zaten siz başta da söylediniz. Benden Heh. bir istiyorlar. Ben bunu sevmiyorum. Katılmıyorum. Heh. Hocam çok tembel. Evet. Bana Evet. bir böyle her şey bitsin. İşe yarayacağına inanmıyorum hocam. Şey aracana Evet. Yani yoksa yarasa hani ben bunu insanlardan sakınıyorum. Bende bir bilgi var, insanlarla paylaşmıyorum. Bu değil. bu değil. Yine tabii anlatırım aklımdan geçtiğini ama öyle boşa gidiyor ki, öyle boşa gidiyor ki. Yani benim nefesime yazık. Onun kulak. Onun kulağına yazık mı bilmiyorum yani. Öfkeleniyorum da bu sefer. Çünkü sen madem sordun, o zaman o ilmin sorumluluğu var sende. Sen bunu sorduysan yapacaksın. Tabii ki. Böyle değil midir hocam? Öyle öyle de yapmak gerekir. Ya sorma veya sorma Ha. gerekeni Ya yap. sorma. Sen şimdi hocaya sordun fetva. Hoca efendi de dedi ki şöyle yapacaksın. Yapmazsan bunun vebali var mı? Evet artık oluyor. Artık olmuş oluyor yani. Yani. Demek ki şöyle diyeceğiz. Bizim şu andaki tembel olmamız, çalışkan olmamız, iç disiplinimizin saat gibi çalışıyor veya bozuk çalışıyor olması, karamsar olmamız, hayata bakış açımız, dünyevi ve uhrevi, bunu ben başta bu çizgiyi Evet, çizmiştim. evet, evet, evet. Yani bu söylediğim çalışkanlık, tembellik, disiplinlik, namaz kılma için de geçerli yani. Tabii ki. Yani sadece dünya olarak konuşmuyoruz. Müthiş bir disiplin çünkü hocam ibadetler. Özellikle namaz çok disiplin ister. Doğru söylüyorsun. Bütün bunları konuşacaksak o zaman gideceğiz annemizle ve babamızla olan ilişkilerimizden başlayacağız. Evet. Mesela şimdi bir takipçimiz diyor ki insanlar kısa gaz videolarına ihtiyaç duyuyor. Bu videolar tutuyor doğru. Fast food yemekler gibi. Sen fast food yemek gidersin, tamam mı? Marka ismi vermeyeyim şimdi falanca yerde yersin. Doyar mısın? Doyarsın. 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 Ama ne kadar beslenirsin belli olmaz. Ama sen şimdi gidersen bir anneanne yemeği. Hocam. Hani Evet.
Şimdi bir anneanne yemeği mesela bizim taraflarda bayramda falan şimdi şey yapmayayım söylemeyeyim çok malum zaten yapılır yani bir şeyler. Gidersin orada beslenirsin de tıka basa doyarsın da yani anlarsın yaşadığını. Şimdi bunun gibi evet taktikler işe yarayabilir ama kısa süreli. Kısa süreli işe yarar. Zaten eğer böyle işe yarıyor olsaydı hocam kişisel gelişim kitapları bize gerek bırakmazdı. Evet, doğru. Kişisel gelişim kitabını sen alırdın. Hangi bölüm? İşte sizin sorununuz 4. bölüm 15. sayfada var. O çok iyi açarsın. Okursun. Oh be tamam. Geçti gitti bu. Yani tersi çok da iyi olurdu. Keşke öyle olsaydı. Öyle mi? Bak işte sen de demek ki bu kafadasın Hayır, o kafada değilim de. hocam. Olsaydı keşke yani. Hani öyle olsa güzel olmaz mıydı hocam? Yani hap gibi atsaydık da bu meseleler çözülseydi iyi olurdu. Keşke, evet. Olmuyor. Yani olurdu tabii. Ama Olurdu. öyle değil. Ama insan böyle bir şey değil işte. Doğru, insan böyle bir şey değil. Yani bizim mesela şunun gibi şimdi bir bağımlı hastasına diyelim ki adam sigara bağımlısı diyelim. Hani en basitini söyleyeyim şimdi. Sigara içmenin zararlı olduğunu bilmiyor mu bu adam? Çok iyi biliyor. Yani demek ki bilmek yetmiyor. O kitabı açıp baktığı zaman kişisel gelişim kitabına oradan bir taktik alıyor. Ama devam etmiyor. Niye? Çünkü içselleşmiyor. Hani anlatmış bir Cübbeli Ahmet hocamız anlatıyor. Bir onun tanıdığı varmış. Demiş ki işte sigara bırakacak. Onun şeyler var. Bu sigara bıraktıran ilaçlar var biliyorsun. Evet. Neyse bunlardan birini kullanmaya başlamış. Ondan sonra ne oldu demişler ne yaptın? Hani sen şey yapıyordun ya demiş ilaçları bıraktım. Ne oldu demişler. Niye bıraktın? Ya baktım bana sigarayı bıraktıracak ilaçları bıraktım demiş. Süper ya. Doğru. Şimdi evet işte içselleşmemiş bilginin anlamsızlığı. Terapilerde de psikologlardan beklentileriniz de velev ki bunlar bilinçaltı temizleyicileri olsun, yıkayıcıları olsun, tamam parlatıcıları olsun, bilinçaltı parlatıcıları. Bunların yaptıklarının anlamlı olmamasının, olmayacağının bir sebebi de bu. Sana verdiği bir taktik koçların, yaşam koçlarının da yine verecekleri taktiklerin, yöntemlerin kalıcı olmamasının bir sebebi de bizim karakter yapımızın olması. Bir karakterimiz var. Ben dünkü çocuk değilim ki. Sen bana taktik veriyorsun, şey veriyorsun. 50 yaşında adam mesela karşında. Ne taktiği? Ben seni havada uçururum diyor. Taktikle olmaz bu işler. Şimdi neyse. Oralar hani şey. O yüzden yani bir psikolojinizi kurcalatacaksanız dikkat edin buna da. Hani bu bilinçaltı yıkayıcıları, temizleyicileri, yağlayıcıları, paklayıcıları bunlara dikkat etmek lazım. Hem zaten bir işe yaramaz. Çok hoşuma gitti ya. Ben bunu yazabilir miyim? Neyi? Psikolojinizi kurcalatacaksanız iyi Evet. kurcalasın. Çok güzel bir cümleymiş. Tabii. Yani hiç değilse uzmanla kurcalat. Yani çok güzel. Bunu Evet. kullanacağım. Hani şey demişler ya büyük okyanusta boğulalım yani bari. Boğulacaksak Tamam, büyük yerde boğulalım. Peki Yani şeyi soracağım hocam. Şimdi benim iç disiplinimin, İçimdeki saatin, içimdeki beni uyaran işte her neyse o sistem diyelim biz buna. O sistemi ben alamadım. Olmadı. Yani kardeşlerimizin bazıları bir şeyler yazıyorlar, görüyorum. Olmadı. Evet. O ilişkiyi, o iletişimi, o sevgiyi, o sınırları çizemedim. Tamam. Öyle Ne gidecek yapacağım? şansım var mı? Değişme ve gelişme şansı her zaman var hocam. Yani ben insanlara karamsarlık vermeyeyim şimdi. Amacım o değil. Tamam. Değişme ve gelişme her zaman var. Ama şimdi hepimizde tembellik var tabii ki. Evet. Yani çünkü hepimizde nefis var. Ben bu nefsi emmareden kurtulamadım ki. Onun bütün bu uğraşlarından beni aşağı çekmelerinden kurtulamıyorum bir türlü. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin çok güzel bir sözü aklıma geldi. Ben bu konuyu çalışırken şimdi ben onu unutmuştum. Tekrar aklıma geldi. Diyor ki tembellik
Allah'a sığınılacak bir şeydir. Yani o kadar etkiledi ki beni. Yani bir insan kendinde mesela tembellik mi gördü? Diyor ki elini açacak. Ya Rabbi ben bu meseleden dolayı sana Evet. beni kurtar. Yani ben çok nasıl böyle bir şey olabilir ya falan gibi yani. Anladın mı? Evet. Yani böyle... Resulullah da sünnette olan dualarda evet. Sallallahu aleyhi ve sellem tembellikten Allah'a sığınıyor. Allah'a sığınırım diyor. Resulullah bile haşa Resulullah tembel olabilir mi? Tabii. Tövbe etmesi gibi bu yani. Günah mı işledi? Ama çok böyle hakikaten tembellik şimdi böyle düşündüğüm zaman şey yani. Evet. Aman ya Rabbi. Tamam ya Rabbi. Bunu sen düzelt ya Rabbi diye böyle çok evet. Kaygılanmak mı istiyorsun? Buna kaygılan mesela yani. Şimdi benim bak insanları karamsarlığa itmeye derdim yok. Şimdi mesela alttan bir kardeşimiz yazmış. Herkesin psikologlara gitmeye fırsatı yok. Doğru. Bu da farklı bir şey. Bir imtihan. Ama şöyle de olabilir bak. Şöyle de olabilir. Ayda gerçekten çok ihtiyacı olan insanlar var. Yani çok ihtiyaçlı olan insanlar var. Bunlara bir şey diyemiyorum. Maddi anlamda çok zorlanan insanlar var. Ama bazı insanımız da çok çarçur ediyor. Telefonunu değiştirme. Ayda bir tane bir kangal sucuk az ye. Bir parfüm az sık. Kendini geliştirmeye bak kardeşim. Yani. Bu da var. Yani ben herkes için söylemiyorum bunu. Bir kısım insan diyelim. Ama gerçekten çok ihtiyaçlıdır, çok sıkıntılıdır. Onun zaten tembellik, ertelemeyle falan işi yoktur. Onun daha yine piramidin alt basamakları fiziksel ihtiyaçlarını karşılama derdinde olacaktır. Yine Biz şimdi orayı konuşmuyoruz. Yine oraya gitti. Evet. Tabii. O aşağı inmiştir zaten. Ona zaten sen psikoloğa git de şu işini çalış demiyorum zaten. İlk önce işe girecek. İlk önce bir iş bulacak. İlk önce işte barınmasını yapacak vesaire vesaire. Yani o alta doğru indi. Herkesin imtihanı farklı. Ama benim amacım neydi? İnsanları karamsarlığa itmek değil ama neydi? Birincisi hocam, insanların yaşadığı meseleyi ciddiye almasını sağlamak. Ciddiye alınmayan şey çalışılmaz. Ciddiye alınmayan şey çalışılmaz. Ya arada bir de erteleyiveriyorum ya. Ne olacak? Benim de hakkım, bütün gün yoruluyorum. Şunu da tembellik ediveriyorum. Mesela ciddiye almaz isen bu öyle taktikle bilmem neyle falan hallolmaz. Sen bunun kökenlerini anlamalısın. Bunun senin iç dünyana ne kadar yerleşmiş olabileceğini anlamalısın. Ciddiye almalısın bu şeyi. Resulullah Allah'a sığınıyor tembellikten. Adam tembelliği umurunda değil. Sen Resulullah'tan daha mı kendini kurtardın yani sallallahu aleyhi ve sellem? Sen hani oldun mu, piştin mi, halloldun mu sen de tembellik yapacaksın? Bunu ciddiye almamak problemindesin sen. Buraya aslında benim amacım bu hocam. Hocam onu... İlk önce. Ben eğer müsaade edersen şunu anladım. Anladığımı demek ki lütfen. Ortalama zekada olduğumuz için 3 aşağı 5 yukarı. Estağfurullah hocam sen seni seviyoruz buyurun. Allah razı olsun. Şöyle hocam sen diyorsun ki bir insan tembelse bile bu sorunu çözmesi için bunu ciddiye alacak. Bununla alakalı. Yoksa bu, yani, söylersem söyleyeyim bu fayda etmez. Mesela bana geliyor taktik soruyor. Diyelim mesela şimdi. Soranlara da işte kınamıyorum. Ben örnek olarak söylüyorum. Zihnimiz canlansın. Tamam. Diyor ki mesela 40 yaşındayım, 45 yaşındayım. Şunu yapamadım, şunu yapamadım, şunu yapamadım. Bana bir taktik söyleydi. Şundan bir kurtulayım. Ya ben haşa neyim ben? Cin olsam seni çarpamam bu kadar dertle. Yani nereden çıkartacağım ben o taktiği? Nasıl şey yapacağım sana? Ama bu öyle bir şey değil ki. Sen gerçekten bu konuda dertli olduğun için insanlar buna ittiler ama. Yani insanları böyle yaparak hocam problemim mi var? Şimdi ben o konulara dönmek istemiyorum. Seni de bölmek istemiyorum ama işte bilinçaltını bir temizleyeceğim senin. Ha, evet. Bitecek. Evet. Ne diyor mesela adam? Ya şey yapmadan utan. Bir de çok meşhur ha şimdi bak. Yıllar önce izledim videosu. Çok meşhur. Çok meşhur. Ondan sonra oturmuş diyor ki
Evet, sen travman mı var? Ha, tamam, video çekmiş. O kadar rahat ki. Travman var. Tamam, travma. Git şimdi o anılara git. Annenle anılarına git. Evet. Ya karşısında biri yok, sana taktik veriyor işte. Gittin mi anılara? Gittin, tamam. Tut orayı diyor. Tamam, tuttum. Şimdi diyor, gözünde diyor buz kaplı bir göl canlandır. At onun içine diyor. Tamam. Ya ne diyorsun sen? Dalga mı geçiyorsun mübarek? Dalga geçiyor. Türk bir adam mıydı hocam? Nasıl? Türk müydü bu anlattığın kişi? Kökenini bilmiyorum ama Türkçe konuşuyor. Mıydı? Bunlar çok meşhur hocam. Tamam, ben bildim söylediğini. Ha, şimdi sen bunu aldın mı? At oraya. At oraya. Ya ben anamdan yıllar boyu dayak yemişim. Şimdi seni kalkıp dövsem yeridir. Ha? Seni alıp böyle buzlu göle atsa. Şimdi adam diyor ki mesela bak. Çok ünlü bir dizi. Tabii şaka bu şimdi. Yani dövmek mövmek deyince o psikolog da şiddete meyilli falan oldu demesinler. Tamam. Şaka yapıyor. Şimdi bir şey psikolog, çok meşhur bir psikolog, bir narsistik hastayla oturuyor. Narsistik hasta işte bu hani büyüklenmeci, kendini çok dev aynasında görüyor. İnsanlar onun kölesi gibi olacak. O çok yukarılarda. Ondan sonra narsistik kişilik bozukluğu organizasyonu dediğimiz böyle bir şey. Ondan sonra işte kendisi çok yukarıda, çok ileride, insanlar onun altında, o büyüklenmiş bir dev aynasında. O mükemmel, o işte hayran olunacak kişi vesaire. Demek ki ileri bir aşamasındalar terapinin. Çok ileri aşamalardalar demek ki. Hasta, terapiste annesinin onu nasıl dövdüğünü anlatıyor çocukluğunda. Normalde narsistik bir hastadan bunu duyamazsın. Çok ileri zamanlarda ancak yani. Terapist de bir şeyine denk geliyor demek ki, ağlıyor. Normalde olmaz böyle şey. Terapist ağlıyor. Duygulanmış. Artık ne kadar duygulu anlatıyorsa adam. Normalde öyle ağlama falan olmaması gerek tabii. Tamam? Ama ağlıyor işte. İnsan ya, empati kurmuş, ağlıyor. Narsistik hasta ne diyor biliyor musun? Şimdi normalde sen bir derdini anlatırken karşıdaki ağlasa ne dersin? Benim dostum derim. Benim gibi hissediyor. Ha. Beni anlıyor. Evet, empati kurdu. Benle hani yakınlık kurdu. Bana işte ne bileyim işte bir sempati duydu. Bir şey dersin yani. Narsistik hasta bak şöyle. Aynen. Koltuk sandalyede ya. Şöyle öne doğru eğiliyor. Benimle dalga mı geçiyorsun diyor. Böyle buz gibi. Benimle dalga mı geçiyorsun? Sen şimdi desen ki buna al o şeyleri at buz gölüne. Seni döver. Peki. Ama Ferdi. öylesine denk gelmiyorlar hocam. İşte o yüzden ben. Onu tabii buraya geleceğini bilmiyordum. Ben ona Evet. iyi ki helal bilir videomda o söylediğin kişiye değinmiştim. Ve güzel tepkiler gelmedi. İnsanlar hemen ya sen o hocamıza neler söylüyorsun falan diye bana biraz parmak kaldırmış. Öyle mi? Evet. Ben bu kişinin ismini bilmiyorum açıkçası. Ben Hani şimdi alttan soruyorlar falan da ben bu kişinin ismini bilmiyorum. Ben bir video, hani sonra aramızda konuşuruz kimi acaba diye. Peki hocam. Şimdi asıl meselemize dönelim. Ben biraz dağıttım galiba. Baba ve çok tatlı şey yapma. Çok güzel gidiyor şu an. bozmadım. Yok. Bozmadım diyorsun. Tamam hocam. Şimdi baba bu irade kazandırma meselesinde çocuğun bütün o duygusal labilitesine, yani o böyle dalgalanmalarına, o işte düz olamamalarına, bir inişlerine, çıkışlarına, ani feryatlarına, bağırmalarına falan olabildiğince göğüs gelmesi gerekiyor. Babanın. Olabildiğince göğüs gelmesi gerekiyor ve çocuk her denemesinde babanın sınırlarına çarpacak. Ama o çarpmayla dağılmayacak çocuk. Çocuğun sınırları kıramayacağı kadar katı bir sınır olacak. Çocuk çarptığında
kendisi dağılmayacak kadar da yumuşak olacak sınırlar. Hocam. Anladım. Şimdi sen koştun koştun duvara, beton duvara çarptın, dağılırsın. Dağılırsın. Ağzın burnun patlar. Doğru. Ama mesela tülden bir şey olsa o zaman da yırtar geçersin. Bunların oyuncakları var hocam. Buralarına cırt cırt yapıştırıyorlar. Kendilerini atıyorlar. Şöyle yapıştırıyorlar hocam. Oh. Evet. Ha, şimdi mesela tülden böyle bir sınır olsa onu da yırtar geçersin. Ne o kadar yumuşak olacak, ne de beton duvar gibi sert olacak. Çarptı mı böyle parçalanacak. Hani bizim genelde baba figürü böyledir. Tabii. Benim babam bir bakardı böyle işte hani hemen anlardık. Çok sertti mesela der kişi. Çok sert babalar. Ondan sonra veya yok babalar. Benim babam televizyon karşısındaydı. Akşam işten gelirdi, uyurdu. Anne yönetmiş bütün evi. Baba yok. Baba olmayınca çocukta da içsel bir irade gelişmiyor. Çünkü model alacak babayı. Hocam çok önemli bir şey. Hanımlar, hanım takipçiler kızmasınlar. Bunu bir ilim olarak alsınlar. Nefisleriyle de oturup baş başa düşünsünler. Hani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en zayıf ev örümceğin evidir buyuruyor ya. Evet doğru. Evet. Bazı müfessirler bunu şöyle de tefsir etmişler. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Çok yani çok nasıl diyelim ufuk açıcı buldum bunu. Zihin açıcı buldum. Şimdi bazı örümcek türleri biliyorsun hocam çiftleştikten sonra erkeğini yer. Doğru. Bunu şuna ya, efendim? Karadul örümceğin ismi. Evet mesela bazı başka şeyler başka dullar da var. Onlar yiyor işte böyle. Bazı kadınlar da kocalarını yiyor hocam. Ve onların evi aynı tıpkı örümceğin evi gibi kocasını yiyenin evi, kocasının imamlık yapamadığı, liderlik yapamayan evlerin de akıbeti, kuvveti olmuyor hocam. Vallahi hocam çok dehşet bir yere gittin. Anladım. Müfessirler böyle tefsir etmiş. Bazı müfessirler demişler ki örümcek madem ki kocasını yiyor, erkeğin kavvam olmadığı evde, erkeğin çobanlığını yapamadığı evde, kadın egemen evde huzurda olmuyor hocam. O ev en zayıf ev oluyor. Dengede olacak bunlar. Dengede olacak. Ama çobanlık erkekte olacak. Tabii. Yalnız bu demek değil ki çobanlık deyince şimdi hani yalnız ben hadis-i şeriften söylüyorum çobanlığı. Resulullah böyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama çoluğuna çocuğuna da çok müşfik, çok şefkatli, çok sevgili bir çoban olacak. Musa aleyhisselam neden bütün peygamberler aleyhisselam çobanlık yapmış? Evet. Çobanlık da çok farklı bir sır var hocam. Şimdi Musa aleyhisselam bir gün bir yavru kuzu kaçıyor. Musa aleyhisselam da peşinden koşuyor. Ama nasıl kaçıyor? Kaçıyor, koşuyor, dağ bayır bir şeyler falan. Artık böyle zar zor yakalıyor, nefes nefese kaldı. Ki Musa aleyhisselam'ı biliyorsun ne kadar hiddetli bir peygamber. Severken diyor ki, ya diyor sen nereye kaçıyorsun? Kurda kuşa yem olacaksın diyor. Nereye kaçıyorsun? Nasıl bir şefkat bak. Yoksa aman ne halin varsa gör de diyebilirdi. Ne halin varsa gör de diyebilirdi. Ona diyor ki ya sen mübarek nereye kaçıyorsun? Kurda kuşa yem olacaksın. Onun peşinden koşuyor. İşte böyle çoban evine de hakim olur. Çoluğuna çocuğuna da çok sevgili olur. Onların dertleriyle tasalarıyla dertlenir tasalanır. İşte böyle çobanlık hocam. Böyle olunca o baba o çocukta bir farklı oluyor tabii. Değil mi? Tabii. Doğru. Şimdi nerede öyle babalar ha?
Rabbim bizleri öyle babalardan etsin hocam. Bak. Amin. Rabbim bizleri öyle babalardan etsin. Bütün kardeşlerimize, ehli sünnet bütün kardeşlerimize de böyle babalar, böyle yuvalar ihsan etsin Rabbim. Bizim buna ihtiyacımız var. Doğru. Şimdi peki bu çocuk babayla iletişiminde anneden yine destek alıyor. Anne, hocam, babayla çocuk arasında bir köprü oluyor. Yani annenin zihninde, o kadının zihninde kocası ne kadar varsa zihninde ve kalbinde ve içinde o adam ne kadar yer kaplıyorsa, nasıl bir yer kaplıyorsa çocuğa da anne onu yansıtıyor. Mesela babayı gömen, babayı yeren, senin baban da şöyle beş para etmez, adam da değil, erkek de değil, bilmem ne. O çocuğun içinde de baba yeşermiyor hocam. Aslında çok büyük bir kötülük yapıyor çocuğa, değil mi hocam? Evet. İleri nesillerin hepsini ifsad ediyor. Farkında Babasından olmadan. arta kalanı kendine devşiremeyecek halbuki. Çünkü onun yeri farklı. Evet. Tabii böyle bir evde baba da uzak oluyor evden. Ama bu annenin suçu olmak anlamında değil. Bunu söylemiyorum. Bazı adamlar var, hakikaten evlenmesi caiz değil. Caiz değil, evet. Bazı adamlar var, evlenmesi caiz değil. Ama ne hikmetse anne babalar ilimsiz kaldık, ondan sonra edepsiz kaldık, rehbersiz kaldık. Anne babalar, ya bizim oğlan alkolik, bizim oğlan hovarda, bizim oğlan bilmem ne, falanca kızla evlendirelim de onu adam etsin diye elin kızını da mahvediyor. Bu adamla evlendiriyor mesela. Böyle de durumlar var yani. Hasıl olacak evlat da mahvoluyor. Evlatlar da mahvoluyor. O yuva tamamen ifsad oluyor. Yani şimdi hani anne anne diyoruz, baba baba, ne biçim adamlar var? Doğru. Bu da var. Yani insan var. Biz hani iyi anneler, kötü babalar, bu değil. İnsan var, insancık var. Ne yazık ki. Şimdi peki buraya kadar tamam. Şimdi bu annenin köprü olma meselesi bir oturum konuşulur. Ben oraya çok girmeyeceğim. Bu acayip bir mesele. Annenin babayı takdim edişi çocuğa. Annenin babayı çocuğa takdim edişi. Takdim edişi. Aynen şöyle hocam. Çocuk, anne bir takımlar. Dışarıdan bir adam geliyor gibi. Bak yavrum, bu senin baban. Bu evimizin direği. Bu işte bizim nedir onun ismi? Başımız sıkıştığında yöneleceğimiz kişi, bizim babamız vesaire. Çocuk o babayla olmak istiyor. O zaman. Bu çok, dediğim gibi, uzun bir konu. Orayı şimdi atlıyorum. Peki. Şimdi burada, buraya kadar hocam bir şöyle bir kafamızda netleşti mi, yoksa çok mu karışık gitti? Yok değil. İyi Ama miyiz? bu yani çok tatlıymış bu sohbet. Sanki keşke bir bölüm daha yapabiliriz eğer arzu edersen. Bunu yine istişare ederim. Çok hoşmuş yani. Ben çok dala dala izledim şu an. Dala Bu dala. konu öyle mi? Çok iyiymiş. İnşallah hocam yapalım. Çok Ya istifade ettim yani. Hani ben arkadaş kardeşlerin adına söylüyorum. Kendi evet. Evet. bayağı bir istifade ettim. Tabii hepimizin şimdi hani bir şekilde Allah-u Teala'nın lütfettiği emanetlerimiz var. Evet. Onlara elimizden geldiğince iyi bakabilmeliyiz. Bu bizim görevimiz, sorumluluğumuz. Çünkü bundan hesap vereceğiz. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Her emanet sahibinin emanetini ne olduğunu soracağı gibi Allahu Teala da size verdiği emanetlerin hesabını soracak. Kim bunlar, bu emanetler? Bir, çocuklarımız. Evet. İki, eşlerimiz, emanetlerimiz bizim, eşlerimiz. Bir de mallarımız var işte, canlarımız var tabii. Bunlar hep emanet bize. Yani demek ki emanet sahibi bize hesap soracak. Kesinlikle. Evet. Şimdi burada hocam, bu erteleme ve tembellik meselesinde önemli bir konuda sorumluluk konusu.
Sorumluluk. Şimdi varoluşçu terapistler var. Varoluşçu psikoterapi kuramı var. Güzel katkıları var psikoloji dünyasına. Orada mesela çok hoşuma giden kaygının dört temelinden bahseder. Kaygı duygusunun dört temeli. Bunlardan bir tanesi de sorumluluktur. Sorumluluk kaygısı. Yani sorumluluk sahibi olma durumu insanda kaygı oluşturur der. Bunu tabii hani somutlaştıracak bir örnek mesela işte bir yere müdür olarak atanan bir kişinin sorumluluğu artar. Doğru. O zaman işte mesela imamete değil mi mihraba çıkıyoruz Evet. namaz kıldıracağız mesela bir kaygı geliyor hemen bir Hem de nasıl? sorumluluk kaygı getirir der. Evet. Sorumluluk kaygı getirir der. Şimdi tabii o zaman sorumlu olmak demek aslında bir taraftan da birey olmak demektir. Günümüz insanının üzerinden atmak için uğraştığı önemli şeylerden birisi de sorumluluktur hocam. Şimdi bana mesela taktik soruyor. Niye taktik soruyor? Aslında sorumluluğu bana devrediyor. Evet. Tabii. Heh, şimdi sen gidiyorsun bir yerde. Arabayla gidiyorsun, durdun. Dedin ki işte falanca kardeşim ben şuraya gideceğim. Nereden gideceğim? Yol soruyorsun. Tarih soruyorsun. O da diyor ki şuradan dön, şuradan gel. Sorumluluk ona ait. Doğru. Heh. Şimdi bir gün arkadaşlarla şeye gittik Kayseri'ye. O zamanlar da ilk gidişimiz. Kayseri'de bir arkadaşımız komando askerlik yapıyor. Onu ziyarete gidiyoruz. Ama Kayseri'de hiç bilmiyoruz. Ben de orada yattım. Kayseri'de. Ondan sonra Allah-u Teala kolaylık versin. Bütün Kayserililere de selam olsun buradan. Şimdi gittik. Arabayla durduk. Dedik ki işte camı açtık. İki kişi var şeyde kaldırımda. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Biz dedik falanca yere gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Adam ne dedi biliyor musun ilk lafı? Orası uzak ya dedi. Gitmek dedi ya süper. Or uzak ya dedi. Nasıl? Süper ya işte ne güzel gitmeyin abi. Evet. Sonra ne dedi peki biliyor musun? Yok. Ben de oraya gideceğim. Hadi dedi. Açın kapıyı da bineyim. Onu da götürdük oraya. Neyse. Uzak ya dedi. Yani sorumluluk kişide. O taktik sorma meselesinde de işte böyle oluyor. Bana sorduğunda kişi hayatının bütün o konuyla ilgili sorumluluğunun bir kısmını da bana yüklemiş oluyor aslında. Evet. Şimdi bir yine ünlü bir psikoloğun yine çok beğendiğim bir sözü geldi burada aklıma. Şöyle diyor. Eğer bir kişi sorumluluğunuzun olmadığı bir konuda ısrar ederek size bir şey soruyorsa, ısrar ederek bir şey soruyorsa bilin ki o yanıt değil, ne diyelim dur. Bilin ki o yanıt değil bir Yetki devrimi. şöyle bir şey. Seni o şeye bilin ki o bir cevap değil bir suçlu arıyordur diyor. Senin sorumluluğun olmayan bir şeyde ısrarla sana soru soruyor. Mesela şimdi sen bilmediğin bir konu. Sana soruyor. Diyor ki hocam şuradan mal aldım, şuraya verdim, şöyle ettim, böyle ettim. Bu caiz midir? Sen diyorsun ki ben bu konuyu bilmiyorum. Söyle ya sen hocasın. Söyle diyor. Seni şimdi orada sen o fetvayı vereceksin. İşini bitir. Odun altına sen gideceksin hocam. Hocam, şimdi kardeşler buradayken bize soru soruyorlar ya hocam mesela. Ben bazen ya ben bu konuyu bilmiyorum diyorum, kızıyorlar. Evet. Kızıyorlar ya ne demek bilmiyorsun falan gibi ya. Bilmiyorum. Tabii kızarlar. Ya da şöyle yani ben bunu bir çalışayım veya işte falan cezata bir sorayım hocama falan diyorum mesela. Diyor ki nasıl ya? Yani onu kabul etmiyor yani. Bilmiyorum yok. Şey literatürde. Bilmiyorum. Gerçekten. Yani bazı konular Bilmiyorum ama tahammül yok evet hocam.
Tahammül yok. Eğer bir kişi sorumluluğunuz olmayan bir konuda ısrarla size bir şey soruyorsa, bilin ki cevap değil, suçlu arıyordur. Suçlu Evet, seni suçlayacak yani. Şimdi o dedi bana, onun sebebiyle böyle oldu falan diyecek yani. Şimdi tamam, sorumluluğu devretmek yani. İşte bu sorumluluk meselesi hocam. Birincisi, o konuları ertelemekte, yapmamız gereken işleri ertelememizde tembellik göstermekte sebeplerden birisi sorumluluğu üzerimize almayı istemememiz. Sorumluluğu almak istemiyoruz. Evet. Çok karşılaşmışımdır. Sınava girme dönemiyle alakalı mesela derler ki geçen sene hiç çalışmadım. Hiç kaygım yoktu sınava girerken. Bu sene çok çalıştım, acayip kaygılanıyorum der mesela kişi. Çünkü sorumluluk artık onda. Çalıştığı için bir sorumluluğu var. Çalışmadığı için zaten yapamayacaktı, rahattı. Sorumluluk insanda kaygı uyandırır. Kaygı uyandığında da o yapacağımız şeyden uzaklaşmamıza sebep olabilir. Niye? İradede bir zayıflıktan kaynaklı olarak. Çünkü oradaki kaygıyı göğüsleyecek olan mekanizmamız nedir bizim? İrademizdir. Doğru. İrade sahibi. Mesela Alparslan'a demişler ki işte efendim işte Bizans ordusu yaklaşıyor. Ondan sonra bizden şu kadar kalabalıklar, şöyleler, böyleler. Alparslan ne demiş? 200 bin kişi üzerimize geliyor efendim diyorlarmış Evet. kişiler. Heh. Bizans ordusu bize yaklaşıyor diyor. Tabi burada öncüler var orduda. Öncüler bir haber veriyor. Efendim 200 bin kişiyle ordumuza geliyor. Üstümüze geliyor. Cevabı da şey. Biz de onların üstüne gidiyoruz. Evet, biz de onlara gidiyoruz. İrade işte bu. Evet. Eğer orada deseydi ki yapma ya. Ne olacak ya falan. Ne diyorsun sen 200 bin kişi ne ara saydın? Hangi birini saydın? Doğruyu söyle nasıl saydın? Mesela. Değil mi? Yok canım o kadar değildir. Bir kaygı bir heyecan. Evet. Yani biz de onlara yaklaşıyoruz. Emin olmakla alakalı bir şeyse, bilmiyorum bu örnek doğru mu? Sen bana doğru veya yanlış de hocam. Çünkü gerçekten bilmiyorum. Şimdi benim aklıma geldi. İslam'ın kılıçlarından birisi ise Halid bin Zeyd. Halid bin Velid mi? Halid bin Velid, pardon. Çok özür dilerim. Halid bin Velid girdiği hiçbir savaşı Evet, kaybetmemiş. Sübhanallah. Müslüman olmadan önce dara düşürmüştür yani. Bu kimse ya bu meşhur Kadıs savaşı olması lazım. İran'la savaşacakları zaman Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki kaç asker istersin? Radıyallahu anh. Evet. Toplantı yani. Hazreti Ömer Efendimiz toplantı yapıyor. Daha bir şey yok yani ortada. Toplantı, istişare, meşveret oluyor. Şöyle bir şey okudum hocam kitaplarda. 5-6 kişi yeterdi. Allah. Çok enteresan değil mi? Nasıl? Tabii ne nasıl 5-6 kişi? Hazreti Ömer gibi birisi ki hak Hazreti Ömer'in diliyle konuşur diye hadis-i şerif var. Evet. Diyor ki nasıl ya? Öyle şey olur mu diyor ya. Diyor ki bana 5-6 kişi yeter. Yani burada evet insandan bahsediyoruz. Siz dediniz ki insan sadece etten işte veya ruhtan veya tek başına bir maddeden ibaret değil. Ama burada bu kaygılarımızın sebebi de sanki yanlış mı söylüyorum hocam? Burayı düzelt. Sırtımızı Allahu Teala'nın kudretine de birazcık dayanmamız, takdiri de Allah'a bırakmamız gerekir yani. Değil mi hocam? Ben öyle anladım. Hiç şey yapmıyoruz. Biz zaten çalışma yok, tembeliz. Ve şunu diyoruz. Mesela bana çok gelir hocam. Allah beni affeder diyor. Tembellik yapıyor ibadetlerde hocam. Mesela namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Zaman zaman içki içen, bunlar benim tanıdıklarım yani tanıyorum bunları. Bizatihi uğraştığım özel ilgi alanında çocuklar var böyle. Evet. Zaman zaman yokluyorum bunları falan. Ya diyorum ama ne olacak? Böyle Allah affeder diyor. Allah affeder. Allah affeder de yani. İşte bu hocam biraz önce benim bir ara konuştuğum meseleyi hafife almak hocam. Bu şu değil yani değil mi hocam? Siz diyorsunuz ki bu meseleyi bunun bir mesele olduğunu bilecek. Tembellik, Evet. disiplinsizliğin, iç
iletişimin, iradesizliğin bir problem. Evet. Yani Evet. tembellik bir sonuç olmuş oluyor o zaman. Evet. Oraya gelirken Tembel. Tembelsin de bu önü var. Hocam bir saattir anlatıyor. O önü. Önü. Evet. Şimdi bizim bir iç dünyamız var. Bu iç dünyamızla bir, buna psikolojik aygıt diyor kuramcılar. Bir nesneyle, bir uyarımla karşılaştığımızda iç dünyamızda o dış dünya karşılaşıyor ve sonuç olarak ortaya bir duygu ve bir davranış çıkıyor. Bir duygu ve davranış çıkıyor. Mesela tembellik de bir davranış biçimidir aslında yani. Yani gerektiği kadar çalışmamak. Şimdi bir diğer tarafı da hani kaygı ve sorumluluk demiştik. Bir diğer yanı da hocam, bu tembellik ve ertelemeciliğin mükemmelliyetçiliktir. Mükemmelliyetçilik bizim obsesiflik dediğimiz, kompulsif kişi dediğimiz ama halk arasında işte mükemmelliyetçi kişi olarak da adlandırdığımız kişilik yapısı ya da tutum ertelemeciliğe de teşnedir. Şimdi şöyle bir laf var, mükemmel iyinin düşmanıdır derler. Evet. İyiyi kabul etmez mükemmel. Hani good enough mother demiştik yani, yeteri kadar iyi anne. O değil, mükemmel anne olacak. Mükemmel anne uyumaz, mükemmel anne işte ağlamaz, mükemmel anne işte yemekte kıvamı hep tutturur, mükemmel anne terliği fırlattı mı 12'den vurur. Kaplan anne. Mükemmel anne. Hı? Kaplan anne. Kaplan anne. Evet. Kaplan deyince. Şimdi mükemmel iyinin düşmanı ve mükemmelliyetçi olan kişi de sık sık ertelemeler gözükür. Ertelemecilik gözükür. Çünkü mükemmelliyetçilik demek aslında bir temel yapı değildir. Mükemmelliyetçilik bir telafidir. Şöyle söyleyeyim. Kaygılı ve güvensiz oluşmuş bir altyapı çocukta. Kaygılı, güvensiz, ondan sonra dünyaya karşı nasıl diyelim, tedirgin. Bu hayatta kalabilmeyi kontrol mekanizmasını kuvvetlendirmekle ve her daim mükemmele ulaşmakla ve hatadan olabildiğince kaçmakla bulmuştur. Mükemmelliyetçi yapı kendini korumanın derdindedir. Eğer ben mükemmel olursam, hata yapmazsam tehlikeye düşmem. Her şeyi kontrol altına da tutarsam, her şeyi kontrol altına alırsam bu güvensizliğim, bu tedirginliğim, bu tetikteliğimden kurtulur. Mükemmelliyetçi yapıdaki insanlar, hani genel bir tasvir yapayım, duygularına mesafelidir o yüzden. Olabildiğince duygularını bastırmıştır. Robotik denilen, duygusuz denilebilecek insanlardır. Disiplin, kurallar, hakkaniyet, işte söz, hak, bunlar da çok önemlidir. Duygular ikinci plandadır. Pardon, üçüncü plan, beşinci plandadır yani. İki falan da değildir. Ondan sonra spontanlık, duygusallık kesinlikle yoktur hayatlarında. Kontrol telafisi, bu bir telafidir, aşırı şişmiş insanlardır. Tabii ben burada daha çok mükemmelliyetçi derken obsesif kompulsif kişilik bozukluğunu da biraz tarif ediyorum. Sadece hani bir mükemmelliyetçilik, hani herkeste de o görülebilir az veya çok. Bunlar bir şey gibi diyelim hocam, renklerin tonları gibi diyelim. Hani bir kırmızı var ama kırmızının ne kadar çok tonları var değil mi? Evet. Kişilik yapılarında böyle tonları var. Ben şimdi en katılarından bahsediyorum. Daha gözde canlandırılsın diye. Bunlar çok iyi çalışan insanlardır. Çok çalışkandırlar. Kendilerini yer bitirirler. Hayattan hiçbir zevk alamazlar. Sürekli sıkıntılı ve tedirgindirler. Allah kimseye vermesin, çok fena yöneticidirler. Adamın canına okurlar. Ama iyi çalışandırlar. Yani kendi ver işi unut. Ama bir tek istisnayla erteleme davranışları insanı mahveder. Çünkü niye? Ya tam yapayım ya hiç yapmayayım. Bu sana tanıdık geldi mi? Ya tam yapayım ya hiç yapmayayım. Evet. İşte bu mükemmelliyetçiliğin kökeninde yer alan bir şeydir. Ya tam yapacağım ya hiç yapmayacağım. Evet. Tam yapamayacağına inandığında da kaygılanır, yapmaz. Bırakır.
Mesela hocam ben yıllardır böyle şeylere hazırlanırım. Hala yıllardır terapiye girerim. Hala başlarken hep böyle bir şey hissederim biliyor musun? Ya hazırlanamadım, yapamadım, olmadı. Ama girerim yani. Başlarım işte canlı yayına başladım. Hazırlanamadım falan dedim ama başladım yani. Hani ya tam ya hiç Örnek verebilirim yok. hocam. Bizi şimdi Kaan da izliyor. O da bilir. Ben bunu çok kullanıyorum. Hala da bizim cami kalabalık biliyorsun. Evet. Mihraba geçerken o arada bir yürüme mesafesi var. İşte yaklaşık 25 adım falan gibi bilmiyorum. Evet. Orada şöyle oluyor. Ben kimim ya? Ben niye bu kadar adama imamlık yapıyorum? Keşke şu sureyi çalışsaydım. Keşke şu bir tane daha baksaydım. Keşke şöyle yapsaydım falan. Yani aynısı bende de gergin. Biz gergin ama yapıyoruz hocam, bak geçiyorsun o mihraba. Tabii. Bu çok önemli işte, ya hep ya hiç değil. Ben de hala mesela işte bu şimdi bu canlı yayına çıkarken dedim ki o hazırlanamadım doğru düzgün. Kendi kendime öyle diyorum. Ama 1 saat 20 dakika oldu hocam. Gördüm hocam, hemen toparlayıp bitireceğim. Toparlayıp bitireceğim inşallah. Peki orayı da şey yaptık, erteleme. Ha bir tarafı da hocam, bu ertelemelerde bir kendini cezalandırma, bir sabote de var. Kendini sabote etmek. Bu biraz daha mazokistik bir şey ama şöyle bir tarafı var. Kişi bazen kendini sabote eder ve yapmaz. Erteleme davranışında geleceği noktayı sabote etmek de vardır bir taraftan. Mesela işte bir sınav var. Eğer işte kazansa diyelim ki çok yüksek memur olacak atıyorum. Erteler çalışmaz. Ama bu bilinç dışı bir sistemdir. Yani sorsak ona böyle demez. Ya ben işte kendimi sabote ettim, çalışmadım demez. Onun farkında değil. Bu daha bilinç dışı bir şey. Ya kendini oraya layık görmüyordur, ya oraya gelince yapamayacağını düşünüyordur, o kaygıyla başa çıkamayacağını düşünüyordur. Yani iç dünyasını bilinç dışında çalışmıyordur. O yüzden de. İnsanlar yapabilecekleri birçok şeyi, mesleği, pozisyonu bu yüzden reddetmiştir, geri çevirmiştir mesela. Doğru. İç dünyasında bu çok olur. Peki bir de bir diğer tarafı C şıkkı da yine ertelemelerle ve tembellikle ilgili hocam. Eğer kişi o frustrasyona, yani frustrasyon dediğimiz şey o rahatsızlığa, o huzursuzluğa, çünkü bir işle karşılaştığımız zaman bir huzursuzluk olur. Şimdi ben canlı yayına çıkıyorum, huzursuzlanıyorum. Evet. Saçma sapan konuşursam, ya işte hani olmayacak bir şey dersem, Ağzım millet işte ya bu tersen. ne biçim konuşuyor? Ondan sonra ne biçim adammış derse, hani bir yani şöyle bir fayda sağlayayım, bir bari buraya çıktım bir iş yapayım, bir şeye benzesin tetik deliği bu. Ama bunu göğüsleyip çıkıyoruz mesela. Doğru. Allah'ın izniyle tabii, Allah'ın lütfuyla. Ama kişi o frustrasyona, o sıkıntıya katlanamadığında tembelliğe geçerek, yani çalışmayarak ve erteleyerek o sıkıntıyı kontrole geçer. O sıkıntının artmasını ne sanki önler. O sıkıntının artmasını önler. Ve yapmaz, çalışmaz mesela. Çalışmaz. Ama o duyguyu kontrol altında tutar. O duyguyu kontrol altında tutar. Sanki bu şey gibi işte, yüzleşilemeyen mevzular vardır ya. Evet hocam. Aynı onun, yüzleşilemeyen mevzular. Onun gibi. Bir diğer tarafı da hocam, bir toparlama gibi, insanın kendine izin veren düşünceleri olur bazen. Mesela ya şimdi çalışmama gerek yok. Nasıl olsa yarın var. Bunu ben de yapıyorum. Mesela bu canlı yayına ne zaman hazırlandım? Yatsı namazından sonra hazırlandım neredeyse. Gün içinde tabii aklımda yine vardı. Ama somutlaştırıp kağıda dökmem, biraz şöyle üzerinde düşünmem
Yatsı namazından sonra. Nasıl olsa yatsı namazından sonra bir saat vakit var. Orada hazırlanırım. Bu kendine izin veren düşünceler dediğimiz bir şey. Kendimize izin veriyoruz. Ya şu zaman yaparım. Şöyle yaparım. Şunu yaptıktan sonra kalkar namazımı kılarım. Dur şimdi mesela. O zaman bizim insanımız kendine izin veren düşüncelerle dolu olabilir hocam, ben sana söyleyeyim. Dolmuş taşmış diyorsun. Evet. Bunlardan birisi Ya de benim. bir kere hocam toplumumuz ne yazık ki biraz bağımlı kişilik yetiştirmeye yatkın bir toplum. Bağımlı kişilik yetiştiriyoruz. Bağlı bireyler değil, bağımlı bireyler yetiştiriyoruz. Şimdi bunda tabii anne ve babaların çok vebali var. Kim bağımlı çocuk yetiştirir? Bağımlı ebeveyn bağımlı çocuk yetiştirir hocam. Çünkü o çocuğun bireyselleşmesine, özgürleşmesine katlanamaz. Hani der ya mesela şöyle bir laf vardır. Sen 50 yaşına gelsen de benim bebeğimsin anne Evet. der. Sen 50 yaşına gelsen de benim küçük kızımsın. Ya kadının torunu olmuş daha ne senin küçük kızın yani. Hani Bırak. Bırak bizim yakamızı bırak artık bu işleri ya. de. Bırak ahirete yönel biraz hani ahirete çalış. Hala der ki sen benim çocuğumsun, sen benim veledimsin. Mesela onun bireyselleşmesine katlanamaz, buna tahammül edemez. Bu bağımlı yapıdır aslında. Bağımlı yapı karşı tarafın da bağımlı olmasını ister. Bağımlı yapı bireyselleşmemiş olan yapı. Bağımlı yapı bireyselleşememiş. Kendine güven anlamında, özgüven, işte kendine yeterlilik, bireyselleşmek deyince içini açmaya çalışalım şimdi. Hayatla ilişkisinde, etkileşiminde, işte kendi yerine koyabilmek, bir orada bir ne diyelim, bir kütleye sahip olabilmek. Ondan sonra optimum hayal kırıklığını kaldırabilmek. Optimum hayal kırıklığı mesela çok önemli bir kavramdır. Hayal kırıklıklarını kaldırabilmek, yani istediğim gibi olmadı ama olsun, bir şey planlamıştım ama istediğim gibi gitmedi ama olsun, şöylesi de yeter, böylesini de yapabilirim. Bu bireyselleşmiş bir yapının ayak sesleridir. Mesela velilerde, Evliyaullah'ta bunu görürüz. Evliyaullah'ta bağımlı bir yapı görmeyiz. Ne mala düşkünlükleri vardır, ne bilmem neye düşkünlükleri vardır. Varsa yoksa Allah. Evet, bireyselleşmiş bir yapıdır. Mesela sen ona anlatamazsın ya, mesela hadi şöyle bir çıkarımıza bir iş yapalım, şöyle edelim, böyle edelim. Bunu anlatamazsın. O bireyseldir, kendi değeri vardır zaten. Yok, ben onu yapmayacağım der. Mesela. Buna ihtiyacımız yok evladım der. Biz zikrimize bakalım, Allah'a yönelelim der mesela. O kendi ağırlığına sahiptir zaten. Başka birisinin onu tanımlamasına ihtiyacı yoktur. Bir Evliyaullah'ın el alem ne der diye hareket ettiğini görür müyüz? Yok. O kendi değerine haizdir zaten. O Allah'la ilişkisine yönelmiştir. Mesela bunun gibi. Peki, dolayısıyla ne kadar bağımlı bir yapıya sahip isek, ne kadar bağımlı bir yapıya sahip isek, o kadar da erteleme ve iradesizlik halleri bizde zuhur edebilir. Evet hocam. Hani böyle bir tamamlama yapalım. Şimdi taktikle teknikle bu geçilir mi? Sadece taktik ve teknikle geçilmez. Bak ne kadar anlattım böyle derin derin şuradan buradan falan. Ama işe yarar mı mesela, bir sınavda yarar. Belki. Bir meselede yarar. Şu meseleyi ne yapayım? Ama bak orada da bağımlılık var yine. Hocam buna dikkat. Mesela sen geldin diyelim ki bana soruyorsun. Şu meseleyi ne yapayım? Onun sorumluluğunu bana devretmiş oluyorsun. Doğru. Ben kendi öz kaynaklarımla bir çözüm buluyor ve sana veriyorum onu. Sen onu işletip o sorunu geçiyorsun ama kendinden geçmiş olmuyorsun. İşte
o bağımlı yapıyı aslında devam ettiren bir şey oluyor. O yüzden diyorlar ya, bana balık verme, balık tutmayı öğret. Doğru. Balık tutmayı öğretmemiz gerekiyor bütün topluma. Özellikle kendi evlatlarımıza artık yani biz. Evet, evlatlarımıza tabii. Herkes kendi kapısını süpürecek hocam. Evlatlarımıza bunu öğretmeye çalışacağız. Kendimize öğretmeye çalışacağız. Ben de mesela hani tembelliklerim. Tabii ki oluyor yani. Hani şimdi bakınca böyle, öf be, bu da ne biçim bir adam değil. Mükemmel değil. Bunlar içimizde işte, diyorum ya, nefsi emmari tutmuş, paçamdan çekiyor. Allah Teala bizleri hayırla ıslah etsin. Birbirimize dua edelim. Amin. Ama amin, ama işte gelişmeyi terk edemeyiz. Alternatifimiz yok. Gelişmeye çalışacağız. Alternatifimiz yok. Doğru hocam. Gelişmek için uğraşacağız. Hocam sen çok doğru dedin. Ne zaman birisi çok doğru dese, demek ki artık orada Yok. bir yorgunluk ve bıkkınlık var demektir. Öyle anlarım ben. Öyle Doğru. Hani tamam artık. bu konuyu eğer arzu edersen tabii devam ettirelim isterim. Yani bu konuyu ama tembellik, iç disiplin, iş disiplini bu konuyu devam edelim mi? Yoksa özel bir Edelim mi inşallah? Yo, edelim. bugün Edelim. Zaten ben bir konuya başlamıştım. Psikolojik doğum diye. onu biliyorum. Psikolojik doğum diye bir konuya başlamıştım. O bu ikisi zaten el ele. El ele. Ama biz bir psikolog, bir imam da daha çok bu ifsat projelerini de unutmayalım hocam. Abi, Onları da. onu soranlar var hocam. Niye şu konuları işlemiyorsunuz falan diye yazanlar var. Bu çok böyle arada bizim de nefes almamız için. Evet, ara bir konu oldu. İnşallah bundan sonrasında yine o konulara gelelim. Aileyi işleyelim. Olur. Hocam, aile meselesini işleyelim. Aile de çok önemli bir konu bizim için. Evet, peki. Bu arada Topal. çalışırken hocam bu önemli, onu söyleyeyim. Hem de bu arada sen dinlenmiş ol. Bayağı yani 1,5 saat maşallah hocam. Hakkını helal et. Yorduk. Yoruldum hakikaten. Bir de suyum da bitti. Suyun da bitti. Evet. Şimdi Ataullah İskenderi Hazretleri, Allah onlardan razı olsun, diyor. Amin. Tembellikle alakalı bir bahis açmış ve şöyle diyor. Günahların dış görünüş olarak insana yansımalarından bir tanesi de tembelliktir diyor hocam. Evet, işin psikolojik tarafını siz anlattınız. Evet. Bir böyle o mübarekten bir böyle bir şeker ağzımıza. Çok güzel, çok güzel. Allah razı olsun. Yani diyor ki bir insan günahkar, o zaman diyor onun dış görünüşünde onun zahirinde tembellik Evet. çalışkan olamayacak. Bu tembellik hocam onu aslında tembellik ne kadar kötü bir şey. Tembellik insanı cehenneme bile götürebilir hocam. Allah Tabii yani gaflet aslında, değil mi hocam? Bir tarafıyla gaflet. gaflet. Tabii gaflet. Evet. Ve onu alacak hocam o günah. Evet, mesaj alınmış. Evet. Suyum geldi de, Günah. Allah razı olsun. Dedim ya. Şimdi Evet. Allah İskender Hazretleri'ne kitabı sorarlarsa da Gelin Tacı isimli kitabı. Burada hocam siz tabii işin psikolojik, sosyolojik tarafını incelediniz. Mesela tembellik yapıyor değil mi? Nerede? Namaz konusunda tembel hocam. Diyelim ki oruç konusunda tembel. Bazıları da şöyle hocam, bazıları kılıyor ama seccadeye cesedini sürüyerek Evet. getiriyor tabii. Evet. Bu da hocam manevi bir tembellik. Sizin demiş olduğunuz gibi gaflet hocam. Çünkü mesela peygamberlerde biz Şemail-i Şerif dersini işlerken hocam Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselam. sürekli gözetim altında tutulan birisinin hareketleri. Yani sürekli gözetim altında olduğundan haberi olan bir kişi. Haberdar. Ben şu çok Şemail-i Şerif okudum. İçime böyle geliyor yani gerçekten de. Yani öyle hareket Çok ki çok güzel bir tanım. Sürekli sürekli o halde, murakabe halinde aslında. farkında. Bak biz hocam ara ara Allah'ın bizi gördüğünü unutuyoruz ya hocam. Bu Evet. gaflet oluyor. İşte bu. Günahlara da böyle kişi Allah'ı kat'i suretle Allah'ın kendisini gördüğünü bilse günah da işleyemez.
Evet. Hayal eder yani. Anlatabildim mi? İnsan evde çıplak bile dolaşamaz kendi başına. Hayal eder yani. Hiç kimse Tabii. anlamaz. Zaten Mahmut Efendi Hazretleri buyuruyor ki 7 yaşında çocuk olsa yanında yapamayacağın şeyleri, Evet. utanıp yapamayacağın şeyleri Allah'ın huzurunda yapıyorsun. Yapıyorsun diyor. Bu gaflet işte. Tembellikten oluyor, gafletten oluyor. Manevi işi manevi kısmında söyleyelim. Kardeşlerimizin, bizi izleyen kardeşlerimizin bana gelen sorularda hocam kılamıyorum. Bir tembellik bir... Şimdi kılarım. Birazdan kılar. Aslında Erteliyor. erteliyor hocam. Yani birazdan yaparım. Bir de bakıyor Bak ezan. hocam, buna o zaman bir taktik vereyim. Ver hocam bize ya. Buna o zaman, çünkü namaz konusu bu. Bir taktik vereyim hocam. Namaz diğer şeylere benzemez. Aklına geldiği anda hemen yapsın. Hemen harekete geçmek. Bunun sırrı şu. Şimdi bir insan istek duygusunu zorla sağlayamaz. İstemediğin bir şeyi zorla istekli hale gelemezsin hocam. Mesela zorla acıkabilir misin? Yok, acıkamaz. Acıkamazsın. Zorla doyabilir misin? Tabii. Kendini ittire kaktıra mesela. Duyguları oluşturamazsın zorla. Ama zorla hareket edebilir misin hocam? Edersin. Evet. Mesela sen şimdi orada oturuyorsun, mutlusun, rahatsın, değil mi? Evet. Sıkıntı yok. Yok. Çok rica etsek, çok böyle zorlasak biraz sağa kayar, biraz sola kayar ama yapamaz mısın? Yaparsın. Evet. Şimdi zorlamayla davranışlar çıkar. Ama duygular ve istekler çıkmaz. İstekler arkadan gelir hocam. İstekler arkadan gelir. Ama zorlamayla davranışlar gelir. O yüzden kılamıyorum, erteliyorum diyen kardeşlere benim nacizane şeyim, bir ezan okunmadan önce abdest almış olmak, kesinlikle bu çok önemli. Ezan gelmeden önce abdestli olması. İkincisi, abdest hazır bir şekilde beklerse, çünkü ha deyince kılabilir. Ama abdesti olmazsa şimdi gideceğim banyoya, lavaboya, bilmem ne, bir ton şey getirebilir aklına. Ezan okundu. Vakit geldi. Kılayım, kılmayayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Hemen kendisini sürüyecek. Gerekirse dedin ya, seccadeye kendi ölüsünü getiriyor. Ölüsünü getirecek, kılacak orada. Pırıltıyı gördüğü an işaret almış demektir. Şöyle, nefsinin tersini yap diyor ya Evliyaullah. Evet, bitti. Onu yapacak. Ama bunun için zorlayacak kendini. İstek beklemeyecek. Tamam, istek İstek beklemeyecek. doğru. İstek beklememek bu işin sırrı hocam. İstek gelmeyecek çünkü. İstek gelmeyecek. İstek arkadan gelecek. Yani o kıldıkça, kıldıkça, kıldıkça Allah Teala da lütfedecek Lütfedecek. isteği. Ama dediğim gibi, mesela dünyanın en zor işleri bilmem ne, böyle belgeseller var. Ben orada gördüm. Adam mesela lağım kanalına giriyor. Adamın işi bu. Lağım kanalına giriyor. Böyle içeriği temizliyor. Tıkanıklık olmuş, bir şeyler olmuş falan. Şimdi bu insan isteyerek böyle bir şey yapabilir mi? Bence yapamaz. İstekle yapamaz. Yani hani of be, yarın olsa da bir lağıma girsem, şöyle tıkanmış olsa bir orayı bir açsam, böyle bir vursam falan. Yani öyle olmaz. Olmaz böyle. Olmaz. Ama adam ne yapıyor? Para kazanacak oradan. Evine aş götürecek, bir çorba kaynatacak. Kendini zorlayarak o işi yapıyor. Zorlayarak yapıyor. Şimdi hocam, böyle işler bile yapılıyorsa artık hani kendimizi zorlayalım da namazımızı da kılalım inşallah. Zorlayalım kendimizi inşallah. Evet. Evet hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür Amin. ederim. Amin cümlemizden. Bizi engin bilgilerinle inşallah donattın. Ben gerçekten kendim Estağfurullah. iyi oldu. Estağfurullah. O senin güzelliğin. Kardeşlerimiz inşallah bu yayınları da yaysınlar. Çünkü yani sonuçta Allah rızası için, hani birilerine bir fayda olur belki diye. Hani çok güzel bir hadis-i şerif buyurmuştun. Peygamber Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hani bunları yayın. Belki sizden daha iyi anlayan olur. Evet. Belki sizden daha iyi bunlarla hani amel edecek birisi olur.
burada duyduklarınızı yayacaksınız. O yüzden hani bizler de aynı şekilde, ben bu ilimleri aldım, Allah-u Teala lütfetti. Ondan sonra bir şekilde burada anlatıyorum. Ama ben bu anlattıklarımdan ben ne kadar etkileniyorum, ne kadar faydalanıyorum belli olmaz, ama bir başkası belki benden daha çok faydalanacak. O yüzden bunları yaymamız lazım. Evet. Ayrıca hocam soranlar oluyor. Daha önceden de sormuşlardı. Kayıt yapılıyor. Şimdi hocam birazdan Evet, hemen Instagram'a atacağım. hocamın kanalı. Ama YouTube'a daha sonra, YouTube'a biraz daha vakit sonra atacağım. YouTube kanalıma inşallahı rahman. Peki. Amin. Allah'a emanet olun. Hocam bir duayla istersen bitirelim. Amin. Allahu Teala şu anda yatsı namazını kılmamış kardeşlerimizin namazlarını kılmayı nasip etsin. Bir. Amin. Hepimize bak namaz kılmak demiyorum, bak namaz ehli olmayı bize nasip etsin hocam. Amin. Yani öyle Amin. ben şimdi nerede okumuştum, Subhanallah aklıma gelmedi de, diyor ki Mevla, şimdi Mevla'nın bazı kulları var işte gece bir ortalık sakinleşse de işte Mevla'nın huzuruna çekilsem diye fırsat kollarmış o kullar. Allah Evet. hala da diyor okul için fırsat kollar. Ya O da bu acayip bir şey. hani Allahu Teala diyor ki ya şu kulum bir çekilse de bir Bir bak. gelse de huzuruma ha. Yani Allahu Teala bizi öyle yapsın. Profesör Doktor Amin. var Ankara'da. O şöyle demişti. Yani namaz ehli olursan, özellikle gece namazları ve teheccüd namazı ehli olursan ruhanilerden olursun evladım diyor. Allah Allah. Onun çok güzel şeyler, ben taklidini yapıyorum. Allah Allah. Namaz ehli eylesin hocam. Ben Amin. Amin. Rabbim teheccüd namazlarını da o teheccüde gözyaşı dökebilmeyi de, o kalbi titreyerek dua edebilmeyi de bizlere nasip etsin. bir Hani o Allah nasip ederse manevi böyle yolculukları büyük insanların hatıralarını da konuşalım hocam. İyi olur. Bir böyle bir kıssalar toplantısı yapalım. Dudaklarımız. Peki. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Allah'a emanet.